Sen neler anlatmak istersin? Birçok marka yönetiyorsun. Pazarlamayla alakalı çok önemli bir guru deniyor mesela senin için. Estağfurullah. O İlk üniversitede defa şey duydum ya. yapıyorsun. Gurultu. Guru. Mesela kişisel algı yönetimiyle alakalı bir takım başarısızlık hikayeleri varsa Yok anlatabilirsin ama bize. ben daha başka bir şey Okey, anlatmak nasıl istiyorum istersen burada. abi. Şimdi hep bir şeyleri öngörmek çok büyük başarı addediliyor değil mi? Az önce işte Hüsnü Bey Murat Varga ile olan hikayesinde olduğu gibi falan. Daha kötüsü bazı şeyleri öngörmek. Ve ben orada kaybetmekten çok üzgünüm. Emre de hatırlar. İşte Türkiye'de 95-96 böyle internetin iyisinin noktası falan filan konuyor. 98 yılında ben Türkiye ulan bu internette çok fazla reklam da alması lazım dedim. Bunun da bir kim alacak kim verecek belli değil. Daha zaten televizyon reklamalar medya şirketlere çıkmamış. Hatta yani senden de zamanında konuşmuştuk Ali. Bir .com adı altında bir şirket kurup 200 ortaklı yani herkes %1 olacak, kurumlar %2, kişiler %1'den fazla ortak olamayan 100 küsur ortaklı bir şirket ki hiç olmazsa internette reklam da alsın. Kooperatif demek daha doğru. Bir kooperatif olsun. Tabii tabii kar amaçlı değil mi? Aynen. Ama burası ikna etsin, işte internete reklam aksın, burası da büyüsün. Bunun için insanlardan paralar aldık bilmem ne o zaman hatta yani 200 milyon. Ya. Sıfırlar atılmadan. Yok demeyin. TL. Sıfırlar hem de TL. Atılmadan. Ya bugünün parasıyla 5-10 yani milyar vardır. 8. ayı aynı anda da ben kendim de bir interaktif bugünkü tabiriyle işte dijital pazarlama şirketinde bizim şirketle beraber kurdum. Her ikisinin de ciğeri 2001'de bitti tabii ki. Yani krizle beraber işte 2000-2001'de herkes öldü. Bundan sonraki doğru dürüst kurulmuş ve ortaya çıkabilen şu anda eski şirket sayılan dijital İş yapan şirketlerin kuruluşu 2006. Bizim kurduğumuzda yani bu 200 kişilik oluşumu kurduğumuzda Türkiye'deki internete giden reklam cirosunun toplamı 250 bin dolardı. Bugün Türk reklam cirosunun hemen hemen benim hesaplarıma göre %24'ü, birilerinin hesaplarına göre 18'i, Reklamcılar Derneği'ne göre doğal olarak %9'u ama %20'si internet üstünden harcanıyor. Ki bu gelecek sene %35-40'larda olacak. Çok doğru, her şey çok doğru. 2012, bunun elle tutulur hale gelmesi yani birkaç milyon veya işte %5'i geçmesi 2008. Biz bu işi yaptığımız 98. Bazen bazı şeyleri çok fazla öngörmek de başarısızlık oluyor. Çok erken. Ben bunu görmüştüm, gördün ne yaptım lan ya. Ben bununla çok karşılaşıyorum abi, üniversiteye gidiyorum. TOB'daki görevimden dolayı. Mesela orada bazen duyuyorum. Ya mesela galiba Sakarya, Kütahya'ya mı gitmiştik Nevzat Aydın'la beraber? Yani Nevzat Aydın şuradan 10 defa geçse çoğu insan bilmez ama yemeksepeti.com'u kuran beyin. Hı hı. O mesela Kütahya'da anlatıyoruz. 2-3 kişi, sen de vardın dostum. 2-3, pardon seni Emre zaten var galiba. 2-3 tane duyduk orada ki mesela bu benim fikrimdi. Ya senin fikrin de ne yaptın yani? Birileri yaptı, birileri yapmadı. Ya da yaptın erken yaptın. Tabii.